7 yüzlük çarpı 10 işleminin sonucu kaçtır? Gelin ilk olarak ifademizdeki çarpı 10 kısmına odaklanalım. Çünkü 10 ile çarpma işleminin bize yardımcı olacak bazı kısa yolları var. Bu kısa yollardan biri şu. Bir tam sayıyı 10 ile çarpıyorsak, o sayının sonuna, yani en sağa bir adet 0 ekleriz. Örneğin, 10 ile çarpacağımız zaman sayı 9 ise, 9'u 10 ile çarptığımızda, Çarpımın sonucu, sonuna 1 adet 0 eklenmiş olan 9'dur. Yani 90'dır. Sonuçta, 9 çarpı 10 demek, 9 adet 10'luk demektir. 9 adet 10'luk da 90 yapar. Gelin, bize verilen soruyu çözmek için de bu yolu kullanalım. Sorudaki sayı, yüzlük. Bunu, 700 olarak da yazabiliriz. Onu, 10'la çarpmak için, az önce sözünü ettiğim bu yöntemi kullanalım. Yani, Sayının sonuna bir adet sıfır ekleyeceğiz. O halde 700 çarpı 10 işleminin sonucu sonuna bir adet daha sıfır eklenmiş 700'dür. Yani 7000'dir. Evet, 700 çarpı 10 7000'e eşittir. Bu işlem için kullanabileceğimiz bir kısa yol daha var. Size 10 ile çarpma işlemlerinde kullanabileceğimiz bir kısa yol daha göstereceğim. Bir sayıyı 10'la çarptığımızda aslında o sayının her bir basamağını bir basamak sola kaydırırız ya da başka bir deyişle her bir basamağı bir büyüğü olan basamağa kaydırırız. Bunu daha net şekilde görmek için soruları bir de basamak değeri tablosu üzerinde çözelim. Basamak değeri tablomuz hazır. İlk sorumuzda tam sayımız 9'du. Bunun için birler basamağına 9 yazacağız. 9'u 10 ile çarptığımızda, 9'u 1 basamak sola, yani onlar basamağına kaydırırız. Onlar basamağında 9 olması, 9 adet onluk demektir. Birler basamağında sayı kalmadığı için oraya 0 yazarız. Başka bir deyişle 0 adet birlik var. O halde 9 çarpı 10 kaç yapıyormuş? 9 çarpı 10 eşittir 90 sayının sonuna 0 eklediğimiz yöntemle aynı sonucu bulduk ama soruyu başka bir yöntemle çözmüş olduk. Bu sefer basamak değerini dikkate aldığımız bir yöntemle çözdük ve bir sayıyı 10'la çarpmanın o sayının her bir basamağını bir basamak sola kaydırmak demek olduğunu gördük. Evet, şimdi bu yöntemi 700'lü soruda da kullanalım. Yüzler basamağını bir basamak sola kaydırırsak binler basamağına ulaşırız, değil mi? O halde 7 adet yüzlük çarpı 10 işleminin sonucu 7 adet binlik olarak buluruz. Ki bu da bir diğer deyişle 7000'dir. İki söyleyiş biçimi de aynı kapıya çıkar. 700 çarpı 10, 7 bindir. Şimdi bir de bölme işlemi sorusu çözelim. Sorumuzda 10'a bölme örneği görüyoruz. Tahmin edeceğiniz gibi 10'a bölme, 10'la çarpma işleminin tersidir. Bu nedenle kısa yollarda da işlemlerin tam tersini uygulayacağız. Sayının sonuna 0 eklemek yerine sondan 1 0 atacağız. Evet, bölme yaparken sondan 1 0 atıyoruz. Örneğin sayımız 40 kırk olsun. 40'ı 10'a bölersek sondaki 0'ı atarız ve elimizde sonuç olarak 4 kalır. Şöyle de düşünebilirsiniz. 40'ı onluk gruplara ayırırsak elimizde 4 tane grup olur. Hadi gelin bu yöntemi bize verilen soruda da uygulayalım. 212 onluk denmiş. 212'nin sonuna bir sıfır koyuyoruz. Dolayısıyla sayımız 2120 ve bunu da 10'a bölüyoruz. 2120'yi 10'a bölmek için az önce gösterdiğim yöntemi uygularsak, en sağdaki sıfır atmamız gerekiyor. Sıfır attığımızda yanıtımız ne olur? 212. Bir diğer yöntem de yine basamak değeri yöntemi. Yani verilen sayıların basamak değerlerini dikkate alacağız. Çarpma işleminde uyguladığımız her bir basamağı sola kaydırma yöntemi yerine, yani bir büyük basamak değerine kaydırmak yerine bu sefer bir küçük basamak değerine kaydırma yöntemini uygulayacağız. Yani her bir basamağı bir basamak sağa kaydıracağız. Peki 212 onluğun her bir basamağının değerini 1 küçültürsek ne olur? 212 adet onluk aynı zamanda 2120 demekti. Ve biz bu işlemde o sayıyı 10'a böleceğiz. 212 adet onluktaki onu bir basamak sağa, yani bir küçük basamağa kaydırmak onu birler basamağına kaydırmak anlamına gelir. O halde yanıt 212 adet birliktir. Bu da daha önce bulduğumuz gibi 212'ye eşittir. Dolayısıyla 212 onluğu 10'a bölmek için sayının sonundan bir sıfır atabiliriz. Veya basamak değeri yöntemini uygulayarak her bir basamağı bir sağa kaydırabiliriz. Her iki yöntemle de 212'ye yani aynı sonuca ulaşırız.